Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere örnek bir pencerede ısı yalıtımı nasıl yapılır, ne yapmanız lazım, sıfır soğuk geçirmeyen bir pencere nasıl yapabilirsiniz? Öncelikle kaliteli PVC ve pencereleri seçmeye çalışın. Buna imkanınız yok. Veyahut da mevcut pencerelerinize yalıtım yapmak istiyorsanız nasıl daha etkili yapabilirsiniz onu göstereceğim size. Şimdi öncelikle pencerelerin şu conta kısımları var arkadaşlar. Bunlarda sertleşme oluyor şu iç taraflarda. Şuralarda. Bunlarda sertleşme oluyor. Bu sertse bunları değiştirin arkadaşlar. Böyle yumuşak contaları getirin. Tekrar takın. Contalarınız yumuşak ama halen hava geçiriyor pencereleriniz. Şimdi doğalgazın faturasına bayağı etkisi oluyor. Onun için yalıtım yaparak biraz tasarruf yapabiliriz. Nasıl yapıyoruz? Öncelikle iki aşamalı yapıyoruz arkadaşlar. Birincisi şu süngerle arkadaşlar. Çiftli bakın. Çiftli alıyoruz. Buna bir pencere yaklaşık 3,5 metre gidiyor. 3,5-4 metre arası. Şundan alıyoruz. Bu metre işi satılıyor. İstediğiniz kadar alabilirsiniz. Kaç tane pencereniz varsa ona göre 3,5 metreden çarpın. Kaç tane lazımsa. Bir de şu sünger var arkadaşlar. Bu da tane ile satılıyor. Bu 2,5 metre. Bir pencereye bundan 1,5 tane gidiyor. Şundan kullanıyoruz. İki aşamalı yapıyoruz. Kamerayı bu şekilde koydum. Oradan ışık vuruyor. Yoksa karanlık gözükürdü. Şu şekilde göstermeye çalışacağım size. Şöyle açayım bakın. Şurada şu köpüklü yalıtımdan kullandık. Şurada. Şurada da süngerden kullandık arkadaşlar. Ondan sonra penceremizi kapatıyoruz. Böyle taş gibi sağlam bir şekilde. Zımba gibi hiç hava geçirmiyor arkadaşlar. Şimdi uygulama yapacağız bir tane pencerede. Hep birlikte nasıl yapılır onu göreceğiz. Evet arkadaşlar, bu pencerede uygulama yapacağız. Işıktan dolayı karanlık gözükebilir. O yüzden ben şu alt kısmı çekeceğim. Üst kısımları da aynı şekilde yapıyoruz. Hep beraber nasıl yapılıyor onu göreceğiz. Öncelikle şu süngeri çekeceğim arkadaşlar. Bakın şurada iki tane bandı var. Şöyle tutuyorum. Çekiyorum bakın. Şöyle bu pencereye yapışıyor. Penceremizi açalım. Bunun bir tarafını buraya sıfır getiriyoruz. Şöyle bakın. Bir tarafı da şuraya geliyor. Şöyle buraya sıfır gelecek şekilde çekiyoruz. Şöyle. Baskı uyguluyoruz. İyice yapışsın. Şu şekilde. Burada dikkat edeceğimiz şey arkadaşlar, bunlar üste gelmesin. Burada bombe yapar. Şunu yan tarafına veriyoruz. Şurada buradan sıfıra başlayacak. Sıfırdan buradan başlayacak. Birleşim yerlerine dikkat ediyoruz. Üst üste gelmesin. Şöyle buraya sıfır gelecek. İkili çekiyoruz. Şimdi bu işlemi bitireceğiz. Diğer işleme geçeceğiz. Evet, burayı bitirdik arkadaşlar. Şimdi bu süngeri takacağız. Şöyle yapıyorum. Çekiyoruz. Üstten başlıyoruz. Evet, burada dikkat edeceğimiz, buraya taşımıyoruz.
Şöyle bu yandan sıfır gösteriyorum. Şöyle çekil çekil. Hafif uzun bırakıyoruz burada. Şu şekilde bastırıyoruz. İyice yapışsın. Daha sonra buraya götürüyoruz. Sıfır yapıyoruz. Üste gelmesin. Evet, bunu da bu şekilde tamamlayacağız. Şöyle de burada üst üste gelmeyecek. Güzel bir şekilde yapıştırıyoruz. Şu içeri taşmayacak. Pencere yalıtımı işini bitirdik. Bakın şu ortadan sünger çektik çitli. Şu dış taraftan da sünger çektik. Şöyle birbirinin üstüne gelmeyecek. Özellikle şuralara dikkat edin. Birbirinin üstüne gelmesin. Sıfır. Hava geçirmeyecek şekilde olmalı. Şu anda bu penceremiz tamam. 10 numara 5 yıldız. Çok güzel oldu. Evet, penceremi kapatıyorum. Bakın. Çok güzel taş gibi sıktı arkadaşlar. Böyle zerre hava gelmiyor. Pencereleri biraz adi olduğu için biraz fazla bu malzemeden kullanmak zorunda kaldık. Şimdi yerdeki kalan malzemelere bakın arkadaşlar. Diğer ısı tasarrufu da şu süngerlerdir arkadaşlar. Şöyle bir kapı boyu şeklinde satılıyor. Bunu biz ölçtük. Buraya fazla geldi. Kesmiştik. Bakın şöyle çift taraflı bant var arkasında. Bunu şöyle açıyorsunuz. Bakın yere yapışıyor. Bunu evinizde peteğini kapattığınız odalarda kullanabilirsiniz. Taş gibi hiçbir şekilde sallanmıyor. Bakın vuruyorum, çıkmıyor. Bakın şunu şu şekilde kullanmadınız. Odalarda kullanın. Oradan soğuk hava içeri gelmesin. Peteğini kapattığınız odalarda kullanabilirsiniz. Şöyle bakın kapatıyorum. Kesinlikle bakın sıfır. Çok güzel bir şekilde ısı yalıtımı yapıyor arkadaşlar. Bu şekilde kapı ve pencerelerinizde güzel bir ısı yalıtımı yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler, kolay gelsin diyorum. Bay bay.